Evet, bu 200 lirayla ne alabiliyorsunuz diye sordu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Gazeteci Murat Arel yanımda. Hemen dönelim, soralım o zaman bu 200 lirayla ne alabiliyoruz acaba? 200 lira 3 şişe damacana su alabiliyoruz. Şu anda alınabiliyor mu? Birkaç litre benzin motorini alabiliyoruz, öyle değil mi? Türk lirası elim. Ve en büyük banknotumuz aynı zamanda. Şu anda en büyük banknotumuz da ne yazık ki biz temel yaşam şartlarımıza mecburi olduğumuz ihtiyaçlarımızı dahi alamayacak duruma geldik. 3 tane damacana yine çok iyimser bir rakam. Çünkü belli markaların ne yazık ki 2 tanesi, evet, 2 tanesi bu rakama geliyor ve daha da zam gelecek. Aslında kötü günler geçiriyoruz, daha kötü günler gelecek. Bunu ne yazık ki içimiz kanayarak anlatıyoruz. Çünkü ekonomi bir bilimdir ve bu bilimin uzmanları da bununla ilgili önümüzde yaşayacağımız ne varsa her şeyi açık açık söylüyorlar zaten. Enflasyonun ne olacağı, dolar kurunun ne olacağı, yaşayacağımız ekonomik sıkıntılar ve gelecek zamların hepsini madde madde tek tek bize anlatıyorlar. Dinlemiyor sadece şu andaki iktidar. Benzine ve daha doğrusu akaryakıta gelecek zam mı? Ozan Bingöl, değerli üstad Ozan Bingöl, 6 ve 7 lira arasında bir zam gelecek demişti. Evet. Herkes linç etmişti ama geldi. Ardından bir daha 1 lira. Değil mi? Tabii. Altına yazılan yorumlarda. Bir daha 1 lira geldi, bir daha 2 lira geldi. Şimdi akaryakıta zam yaptığınız zaman ben özellikle hafta sonları mümkün olduğu mertebede Balıkesir tarafına gidiyorum. Buraya gittiğim zaman oradaki zeytin üreticileri var. Oradaki köylülerin yanına gidiyorum. Kendilerine sorduğumda mesela yumurta üreten bir çiftliği var ve yumurta üretiyor. Durumun nasıl olduğunu sorduğumda ben dedi şu anda fiyatlandırma bile yapamıyorum dedi. Neden dedim? Görmüyor musun dedi akaryakıta gelen zammı. Ben buradaki üretimimi bir şekilde metropollere ulaştırmak zorundayım. Metropolü neyle ulaştıracağım? Araçla ulaştıracağım. Şimdi köprüye, otoyola ve akaryakıta zam geliyor. Bunun üzerindeki maliyet arttığı müddetçe ben de ürüne zam yapmak zorundayım. Ben ürüne zam yaptığım zaman alan adam da zam yapacak. Oradan dağıtılan markette zam yapacak ve biz en son nihai kullanıcı olarak bunların hepsini zamlı olarak alacağız. Bu zamlarsa, şu anda yapılanlarsa asıl ceremesini biz 3-4 ay sonra çekeceğiz. Ve 3-4 ay sonra oluşacak zamlarda çok daha büyük bir külfetin altına girmiş olacak. Bizim sırtımızda küfe var zaten Türk milleti olarak. O küfenin içerisinde taşımak zorunda olduğumuz ağırlıklar var. Ama sağ olsun iktidar vergide adaletsizlik yaparak gelir grubuna bakmaksızın o küfenin içerisindeki ağırlığı daha da arttırıyor. Ve daha ağır bir yükü taşımak zorunda kalıyoruz. Daha ne kadar taşıyacak Türk milleti bunu bilmiyorum ama ne yazık ki bu ekonominin üstündeki yük çok daha fazla artacak. Şeye bakın, enflasyon oranları açıklandı, aylık enflasyon oranları. TÜİK açıklama yaptı, 9.44. Buna kimse inanmaz zaten. 10 olmasın diye özel bir çaba gösterdi. Tabii. Bir de tane olmasın 9.49 diye. Bakın 9.50 değil, evet. 9.60 değil. 9.49 inanılmaz düzgün çalışmışlar. İTO açıklama yaptı. İstanbul'da tabii ki tüm hatta Türkiye'den farklı. Hatta arkadaşlar da o ekrana verebilirler. Üçlü işte az önce gösterdi. Evet, üçünü yan yana koyduğumuzda da böyle bir farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Kesinlikle. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı 9.84. Bir de bağımsız araştırmacıların açıkladığı, ENAG'ın açıkladığı 13.18. Gerçek olan ne? Evet, 13.18. Evet. Hepimiz pazara gidiyoruz. Hepimiz markete gidiyoruz. Hepimiz alışveriş yapıyoruz. İstediği kadar TÜİK bunun hesaplamasını başka şekilde yapsın. Ya da hayali marketlerden gidip alışveriş yapıp bunun fiyatlandırmasını yapsın. Ama dışarıdaki rakam çok daha büyük ve 200 lira artık bugün 100 lira gibi oldu. Evet. Şimdi artık yani harçlık, çocuklara verilen harçlık da bile yetersiz kalıyor 200 lira. Kesinlikle. Şimdi tabii şunu da söyleyelim, siz de ifade ettiniz değerli izleyiciler, henüz daha bu ard arda yapılan zamların etkisini bu verilerde görmüş de değiliz. Önümüzdeki aylarda biraz daha güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde bir hesap yaptık ve 14 Mayıs tarihiyle bugüne geldiğimizde nasıl bir tablo, nasıl bir değişim olduğunu gözlemledik. Özellikle akaryakıtta motorin fiyatlarında %90'a yakın, %88'lik bir artış var. Hep diyorduk ki bu seçim çok önemli. Her açıdan çok önemli. Ekonomi anlamında da ne kadar önemli olduğunu gördük. Seçimden sonra tablo bir anda değişti. Evet, zaten seçimin öncesinde baskılanan bir ekonomi vardı. Şu andaki iktidar yapmış olduğu ekonomik yıkımı vatandaşa hissettirmemek için hem dövizi baskılıyordu, hem ekonominin içerisinde yer almayan metotlarla ekonomiyi bir şekilde dizaynda tutup halka da işte biz bunu evet kötü şu anda biliyoruz ama bunu da yine düzeltecek olan biziz mesajı vermek için
bir takım girişimlerde bulundu ve seçim sürecini özellikle hatırladığımız zaman hafızamızı çok da zorlamamıza gerek yok. Ekonominin konuşmaması için her şeyin konuşulduğu bir seçim sistemi oldu. Olmayan görüntülerle montaj videolar yapıldı ve muhalefeti montaj videolarla baskı altına alıp toplumdaki var olan o güvenlik endişesini kaşıyarak bunu toplumun üzerinde bir baskı unsuru olarak kullandı. Başka neler yaptı? Yine sadece bazı kişiler üstünde kişiselleştirerek bunlarla ilgili de bir takım açıklamalarla algıyı çok iyi yönetti. Ekonomi konuşulamadı. Aslında seçim döneminde ekonominin üzerine yığılacak bir seçim kampanyası çok daha etkili olurdu. O zaman da zaten her zaman televizyon ekranlarında ve yazılarımızda söylemiştik. Nihayetinde artık mızrak çuvala sığmadı. Seçimden sonra ise artık bir anda değişim başladı. Zaten biz bunu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok rahat şekilde görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Emin olun ki 3 gün önce söylediğini 3 gün sonra çok daha farklı şekilde söyleyebilen bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz biz. Daha öncesinde hatta en yakın Akbelen Ormanı şu anda katlediliyor. Akbelen Ormanı'nda 2019 yılında katılmış olduğu bir konferansta, parti içerisindeki bir toplantıda şunu söylemişti. Bu kapitalizm var ya kapitalizm kardeşlerim diyordu. Ormanı yok eder, kıyıları, ağaçları keser, kıyılara beton doldurur ve bunun üzerine de zevk yapar. Mimarinde bir açıklama yapmıştı. Şimdi bugün geldiğimiz yerde... Ah kardeşlerim diye evet, anlatmış öyle evet. Değil mi? Şimdi ise Akbelen Ormanı katlediliyor. Kaz Dağları'nda ağaçlar tekrar kesilmeye başlandı ve ormanlarımız yok ediliyor. Ekonomide de böyle. Ekonomide ben yüksek faiz, yüksek enflasyona neden oluyor. Ben ekonomistim. Bunun sonucunu alacağız diye kaç yıl geçirdik ve tüm yük bu ekonomi biliminde olmayan bir teoriyle oluşan ekonomik sorunu biz sırtlandık vatandaş olarak. Anamız ağladı. Emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Her şey üzerine kat kat zam gelmeye başladı. Fiyatları arttı ve neticesinde Türk vatandaşı olarak biz çalıştığımızın daha fazla çalışarak gelir elde edeceğimizi düşünüyorduk. Hayır. Gelirimizin üstüne daha çok yük bindirildi. Biz hep aynı tempoda çalışıyoruz ama devlet üstümüzdeki yükü daha da arttırdı. Velhasselam bu yaşadıklarımız ekonominin ki uzmanların söylediğine göre söylüyorum. Hadsizlik yapmak istemem ama yaşadıklarımız daha hiçbir şey. Evet. Bu daha başlangıç. Hepsinin aslında üzerinde ortak buluştuğu konu bu. Şimdi tabii değerli izleyiciler şunu da söyleyeyim. Sonra bu kitabı da konuşacağız uzun uzun. Yağma bir anlamda bu sürecin de özeti. Bu seçim çok önemli dedik. İşte seçimden sonra ekonomide ortaya çıkan tabloyu konuştuk ama seçimden sonra sadece ekonomide bir değişim olmadı. Pek çok şey oldu. Evet. Örneğin Merdan Yanardağ, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tam 37 gündür cezaevinde. Bizlerin o Silivri cezaevi olarak bildiği, sizlerin çok yakından tanıdığı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuluyor Merdan Yanardağ. Seçimin hemen sonrasında, az sonra yine konuşacağız, Barış Pehlivan cezaevi yolları gözüktü. Yani bu anlamda ne değişti seçimden sonra? Seçimden önce biz birçok gazeteci meslektaşımızla bir araya gelip toplantılar yapıyorduk. Aslında fikir mütalası anlamında hem de tartışma anlamında çok da keyif aldığımız toplantılar oluyor. Bütün herkesin ortak görüşü ki farklı siyasi görüşlere sahip insanlardan oluşuyor. Seçim bittikten hemen sonra eğer AKP'nin tekrar seçimi kazanması durumunda var olan ya da gelecek olan ekonomik krizi baskılayabilmek için bir şekilde toplumu başka bir noktaya kanalize etmesi gerekiyor. Biz bunun üstünde duruyorduk ve bunun da en basit yöntemle gazeteciler ya da televizyon kanalları üzerinde baskıyla yapılabileceğini öngörüyorduk. Ne yazık ki bu doğru çıktı. Şimdi Merdan Yanar da 37 gündür cezaevinde. Evet. Belki ceza alsa bile bakın almayacağını düşünüyorum ki bununla ilgili çok fazla içtihat var. Alsa bile bir gün dahi cezaevinde durmayacağı bir davanın neticesinde 37 gündür özgürlüğünden mahkum bırakılmış. Bu kişi kaçma şüphesi var mı? Yok. Bu kişinin adresi sabit mi? Sabit. Delil karartma şüphesi var mı? Yok. Peki niye cezaevinde? Peki Seyhan Avşar'ın Halk TV komiteride yapmış olduğu bir haber vardı. Hatay'da bir beden öğretmeni 10 tane çocuğa cinsel istismarda bulunmuş. 200 küsür yılda yargılanırken, 200 küsür yılda adli tıp raporları var, bütün şahitler var. Ne yazık ki mağdur çocukların ifadeleri var. Ne oldu biliyor musunuz? Hı hı. 200 küsür yılla yargılanırken savcı mütalasını açıklamadan önce bu kişi tahliye edildi. Hı hı. Ve şu anda yok, ortada yok.
200 küsur yılla yargılanan bir kişi bütün suçu sabitken bu kişi tahliye ediliyor. Ama gazeteciler cezaevine. Gazeteciler çıkamıyor. Peki IŞİD canileri şu anda IŞİD'in halifesi olan kişi gelmiş Türkiye'de iş yeri açmış. Açtığı iş yerinde ticaret yapıyor ve bu ticaretin neticesinde de elini kolunu sallayarak Türkiye'de özgür şekilde geziyor. İçeridekilerse dışarıya çıkıyor. Hizbullah insanları domuz bağıyla katleden adamlar tahliye oluyor. Gazeteciler içeride kalıyor. Şimdi Barış Pehlivan gelecek hafta umarım gerçekleşmez. Bakırköy İnfaz Savcılığı umarım bu kararı bozar. İçeri girecek. Kaç gün? 8 ay. Neden? Daha önceki bir cezasından dolayı. Ben de aynı cezadan yargılandım ve ceza aldık biz. Biz Barış Pehlivan'la tahliye olurken bize bir kağıt imzalattılar. Bu imzalatılan kağıtta hakkımıza dava açılırsa, kamu davası, denetimli serbestliğin bozulacağına dair bir madde vardı. Biz itiraz ettik. Mahkeme çıktıktan sonra da itiraz ettik. Bize söylenen şuydu. Tekrar aynı suçtan geldiğiniz zaman bu denetimli serbestlik bozulur denmişti. Hı hı. Ama bunun olmadığını gördük. Çünkü ülkede hukuk kişiye göre değişiyor. Bu ülkede hukukun üstünlüğü yok. Üstünlerin hukuku var. Daha önce biz gazeteciyiz, yazacağız, anlatacağız. Halkın haber alma hakkını gözeterek, halkın doğruları bilmesi için elimizde ne varsa bunu yazacağız. Bu gazeteciliğin temel ilkelerinden birisidir. Biz yazmaktan başka bir şey de bilmeyiz. Bizim namusumuz da kalemimiz. Biz bunları yazarken yazdığımızdan dolayı davalar açılıyor. Türkiye'de son dönemde yeni dava şekilleri başladı. Ben yazımda diyorum ki sen kamuyu zarara uğrattın. Bu ihale yapılmaması gerekiyor. Bu ihale 4735 sayılı kanuna göre yapamazsın. Bunu daha önce yapan adam kimse ceremesini çekip bunu yapmak zorunda. Ama sen bunu yaparsan... Sonra ne oldu? Bu çok çok enteresan. Çok altı çizilmesi gereken evet. Bir nokta. Kamu zararı var diyorum burada. Bunu mutlaka tahsil etmemiz gerekiyor diyorum. O kamu zararına sebep olan şirketin kişi. Sahibi rant dediğim için beni mahkemeye şikayet ediyor. Evet. Ne için biliyor musunuz? Hakaret. Bakın ihale doğru mu? Doğru. Burada bir kamu zararı var mı? Var. Bu kişiler ranttan besleniyor mu? Besleniyor. Ben rant dediğim için, ranttan besleniyorlar dediğim için bana hakaret davası açıldı. Ve ben hakaret davasından ceza aldım. Şimdi diyorlar ki yazmayın, anlatmayın, konuşmayın. Bizim bir düzenimiz var ve bu düzenin sırtında biz bir tarafta insanları dinle kandırıyoruz. Dinle kandırıyoruz. Çünkü deprem olduğu zaman oranın güçlendirmesini yapmadıysan Allah'ın takdiri dersiniz. Yerin 300 metre altında madenciler oluşturulmayan güvenlik odaları nedeniyle öldüğü zaman, vefat ettiği zaman Allah'ın takdiri bu kader planında var dersiniz. Bunun gibi sıralarla, bunun gibi başımıza gelen her türlü faciada dini olgularla insanları kandırmanız kolay. Doğruları anlattığınız zamansa insanlar o doğruları almak yerine bu tür uydurma şeylerle tatmin oluyorlar. Evet. Bunu... Aslında biraz önce konuştuk. Merdan Yanardağ da tam eleştirdiği şeyden dolayı şu anda cezaevinde. Merdan sosyal abiyle... medyada başlatılan o linç kampanyası sonrasında. Zaten bu bir moda. O da böyle söylüyor. Eleştirdiğim şeyler nedeniyle tutuklandım diyor. Merdan abiyle 2007 yılında tanıştık. Evet. İlk benim makalemi yazdığımda Dönemeç gazetesi vardı. Ve o zaman Kanal Türk'teydi Merdan abi. O dönemden beri tanışıklığımız var. Merdan abinin yurtseverliğine, Merdan abinin vatanseverliğine her türlü şahidiz. Buradaki asıl mesele şu. Fikirlerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz Merdan Yanardağ'ın. Yaptığı yorumlara katılırsınız, katılmazsınız. Burada asıl sorgulanması gereken yegane şey şu. Hukuk. Evet. Kişiye göre özelleştirilen hukuku kabul etmememiz gerekiyor. Hiç kimse için. Kişiye göre hukuku özelleştirirse ne olur? Tele 1 7 gün kapanacak. Evet. Tele 1 bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın sesi. Halk TV, KRT, Tele 1, Sözcü TV... Zaten var olan televizyon kanallarının içerisinde bir nefes borusu. Evet, bu kadar. Başka yok. Ve mevcut iktidar daha da boğmak istiyor. Niçin boğmak istiyor? Çünkü burada yer alan mesleğini yapan gazetecilerin tamamı halka doğruları anlatıyor. Diyor ki evet kardeşim biz şu anda fakirleştik. Ama fakirleşmemizin sebebi kader değil. Fakirleşmemizin sebebi yoksulluğumuzun yegane sebebi yolsuzluklardır, hırsızlıklardır, yağmadır. Bu talandır. Ve bu talanı biz anlatıyoruz bütün ekranlardan. Ya da herhangi bir olay yaşandığı zaman oradaki asıl gerçeği aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi ise yaşanan bir şey var. Ne var? Bir troll ordusu oluşturulmuş sosyal medyada. Bu sosyal medyadaki troll orduları birileri tarafından besleniyor. Ve bu beslenen kişiler işlerine gelmediği, kendilerine zarar verdiğini düşündüğü veya yaptıkları plana zarar verecek kişileri hedefe koyuyorlar. Sosyal medyadan birbirlerini etiketleyerek
o WhatsApp gruplarında ya da diğer gruplarda hedef gösteriyorlar. Bu hedef gösterildiği zaman gerçeği de yansıtmadıkları için sadece kesilmiş, biçilmiş ve oluşturulmuş algılarla insanların başka şeye inanmasına sebebiyet veriyorlar. Ve o kişi hedef gösterildikten sonra ise bizim muhteşem hızlı yargımız bir anda devreye giriyor. Bir anda kamu vicdanını dinlemeyi hissediyor. Ve o kamu vicdanıyla birlikte de var olan kişi toplumsal tepki geliyor diye cezaevine gönderiyor. Aslında uygulayacakları tek şey hukuk. Çünkü o hukuk yarın onlara da lazım olacak. Biz bunu daha önce yaşadık. 2008 yılında Merdan abiyle birlikte kumpas davasından yargılandık biz Ergenekon'dan. Ve o gün mahkeme salonlarında şu söyleniyordu bütün hakimlere. Bugün katlettiğiniz hukuk yarın size lazım olacak. Siz o hukuku katlettiğiniz için yargılanacaksınız. O yargılandığınızda biz yine sizin hukukunuzu savunacağız demiştik. Şimdi darbecilerin yaptığı eylemleri savunma gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Hukuku savunma. Evet. Yapılan hukuksuzluk neyse bunun yanında amasız, lakinsiz durmak gerekiyor. Şimdi Merdan abi 37 gündür cezaevinde. Ya Merdan abi çıkarın. Deyin ki Merdan kaç deyin bu ülkeden, yurt dışına. Elinin tersiyle iter ya defolun gidin der. Yine geleceği noktaya gelir ve burada durur yine programını yapar. Çünkü mesleğine aşık ve kalemini namus bilen insanlar evet. yapmaz. Söylediği sözlerin cezası mı var? Merdan abi bundan da kaçmaz. Evet. Yargılayın beni kardeşim der. Yargılayın der. Kaçmaz, korkmaz. Çünkü aydın insan savunduğu ya da söylediği fikirlerin arkasında durur. Buna katılıp katılmamak mevzusu değil bu. Değil, evet. Bu cesaretle, bu aynı zamanda bu birikimle anlatmak istediklerini zaten çok kolay anlatabilir ve yazabilir. Neticesinde de bir programda söylediği laflardan dolayı öyle bir çarpıtıldı ki, öyle bir anlatıldı ki bununla ilgili de süreç devam etti. Şimdi Merdan abinin davası görülecek. Bütün yaptığı başvurular, tahliye taleplerinin hepsi reddedildi. Hepsi reddedildi. Reddedilme sebebi ne biliyor musunuz? Kaçma şüphesi. Kaçma şüphesi. Delilleri karartma şüphesi. Hangi delil? Örneğin hangi delil? Hangi delil? O programın tüm kaydı mahkemeye sunulmuş olmasına rağmen ama belli ki orada tutabilmek için bazı gerekçeler var. Merdan abi ilk dava gününde ilk celsesinde tahliye edilecek. Bakın söylüyorum. İlk davasında tahliye edilecek. Ama Merdan abinin çok daha önce tahliye edilmesi gerekiyor. Neden? Üstüne yüklendiği suçlar, kanunda CMK'da karşılığı olan cezalar hepsi dikkate alındığında hukuk insanların hepsi bunları biliyor. Alacağı ya da yargılanacağı ceza müeyyidesi onun cezaevinde bulunmasını gerektirecek bir durum yok. Ya bu ülkede hırsızsanız evin betonundan çalmışsanız, kamunun malından çalmışsanız, devletin ihalesinden çalmışsanız, eğer bu ülkede tecavüzcüyseniz, eğer bu ülkede katilseniz, bu ülkede ceza almazsınız. Ceza almazsınız. Bir sokak röportajında uyuşturucu satıcısı diyor ki, ben de şimdi çıktım dışarıya diyor, tekrardan diyor, torbacılık yapacağım diyor, tekrar cezaevine girersin diyor sunucu. Evet diyor, tekrar girerim ama diyor, Tayyip diyor zaten bir tane de af çıkarır, ben yine çıkarım diyor. Hukukun geldiği ve suçun karşılığında cezanın geldiği nokta bu ne yazık ki. Gazeteciler yazdıklarından dolayı cezaevinde, tecavüzcüsü, katili, mafyası, çetesi, uyuşturucu satıcısı dışarıda. Dışarıda. Şimdi kalemini namus bilen gazeteciler, tıpkı Merdan Yanardağ gibi bir başka gazeteci, Merdan Yanardağ 37 gündür cezaevinde, bir başka gazeteci Barış Pehlivan da o cezaevinin yolunu tutacak eğer o beklediğiniz gelişme olmaz. Evet, itiraz edildi. İtirazı Bakırköy Ceza İnfaz Hakimliği reddederse girmeyecek. Evet. Ki en doğal hakkı bu. Şu anda. Şimdi dün bu ekranlarda ben okumuştum değerli izleyicilerime. Barış Pehlivan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım. Yine hazır yönetmenim de ekrana getirebilir. Hiç kimseyi öldürmedim. Hiç kimseye tecavüz etmedim. Evet. Hiç kimseye uyuşturucu satmadım. Bu topraklardaki herkesin yüreğine baharın gelmesi için yazdım. Ve diyor ki hakkım olan yasadan faydalandırılmayıp açık cezaevine gireceğim. Ve eğer bunları yapmasaydım belki de iktidar bana özgürlüğümü bahşederdi diyor. Çok çok çarpıcı işte tam da sizin biraz önce ifade ettiğiniz bir gerçek. Bu noktada müsaade ederseniz yine yönetmenimden rica edeceğim. Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı evet. Barış Terkoğlu bugün tam da bu konuyu köşesine alıyor. Tam ekranda verebiliriz. Şöyle diyor, hak ettin bunu Barış. Neden hak ettiğini de şöyle anlatıyor. Okuyalım yazıyı. Kardeşim Barış Pehlivan yine cezaevine giriyor. 8 ay içeride kalacak. Bugüne kadar 187 günü tecritte. Toplam 25 ay mahpusta kaldı. Girdiğinden daha gür çıkar. Ancak biz bıraktığı gibi olacak mıyız?
Çünkü onu içeri sokan düzen aslında bizim dallarımızı kesiyor. Barış ilk kez 14 Şubat 2011'de gözaltına alınıp tutuklandı. Hapse girdikten 2,5 ay sonra birinci yargı paketi çıktı. Aradan 5 ay geçti ikinci yargı paketi. Yetmedi 10 ay sonra yenisi geldi ve 2 Temmuz 2012'de üçüncü yargı paketi çıktı. Her bir paket adaletsizlik itirafı gibiydi. Sorsan her şey düzelecekti, düşünce suçluları dışarı çıkacak, kalemler esaretten kurtulacak, Türkiye daha özgür olacaktı. Ama hiçbiri pehlivanın hiçbir madde pehlivanın işine yaramadı. Her paketin ardından yapılan tahliye başvuruları reddedildi. Şimdi az önce tam da konuğumuz Murat Ağarel'in söylediği gibi Barış Terkoğlu soruyor, kimler mi çıktı? Ankara Bahçeli Evler'de 7 tipli öğrenciyi önce telle boğup ardından kurşunlayanlar, 14 yaşındaki ÖC'ye tecavüz eden 20 sanık, Gonca Kuriş'in de aralarında olduğu kurbanları domuz bağıyla katledenler. Yani hükümet iyi çocuklarını kurtarmış, demokrasi pazarında istediklerini içeride tutmaya devam etmiş. Barış Pehlivan 3 yıl önce sadece bir haberden haksız bir şekilde cezalandırıldı. Yattı çıktı, denetimli serbestlikte kurtuldu demiştik ama onu bırakanlar bir daha yaramazlık yaparsan içeri girersin dedi. İktidarın gölgesine sığınmadı, kalemini çıkar gruplarına kiralamadı, eleştirir gibi yapıp yan yola sapmadı, yaramaz çocuk oldu. Barış'a uslanmazlığının bedeli ödetildi diyor Barış Terkoğlu. Evet, çok da güzel. Evet. Aslında burada şöyle bir şey var. Aynı davadan yargılandık Terkoğlu, Pehlivan ve ben. Evet. Cezaevinde Barış Terkoğlu'nun çok güzel savunmasında söylemiş olduğu çok güzel bir söz vardı. Ben bunu da pelesenk yaptım kendime ve birçok yerde de kullanıyorum. Onlar istese de, istemese de bu ülkenin gazetecileri, halkın haber alma hakkını savunan, kalemini namus bilen gazetecileri, bu ülkeye zarar veren, bu ülkenin tam bağımsızlığına düşman, bu ülkedeki yaşayan her insanın huzuruna düşman ve bu ülkenin kaynaklarını yağmalayan herkese karşı istemedikleri ayaklarının altında taş, gözlerinin üstündeki kaş, eğemedikleri baş olacak. Ve bu düzen böyle devam etmeyecek. Emin olun ki gazeteciler bu ülkedeki sorumluluğu çok fazla şekilde alıyor. Siyasetçilerden çok daha fazla alıyor. Üstüne düşen görevi aslında fazlasıyla yerine getiriyor gazeteciler ama bedelini ödüyoruz. Ödeyeceğiz, hep birlikte ödeyeceğiz. Bugün kardeşim Barış da 8 ay cezaevine girecek. Eğer bu adaletsizliğe dur diyen olmazsa. Barış 8 ay girmekten hiçbir zaman yüksünmüyor. Niye biliyor musunuz? Daha geçen hafta neredeydi Barış? İtalya'daydı. Kızını görmeye gitti. Evet. Kızını görmeye gitti ve bu olaylar vardı. Barış istese İtalya'dan gelmezdi buraya. Gelmez. Orada yaşayabilirdi. Sığınma talebinde bulunur gelirdi. Kendisine bunu hakaret olarak görür. Tıpkı Merdan Yanardağ gibi. Aynen, tıpkı Merdan Yanardağ gibi. Gelir buraya, işte geldi. Ben de bunun mücadelesini vereceğim. Biz cezaevinde bize bu denetimli serbestlikle ilgili şey imzalatıldığı zaman aslında söylenen şuydu. Yazmayın. Bak siz bırakıyoruz. Bizim gözetimimiz altındasınız. Yazmayın kardeşim. Yazarsanız biz bu hak size vermiş olduğumuz geçici hakkı alırız, cezaevine atarız. Ne yaptık? Yazdık. Merdan abi, diğer gazeteci dostlarımız, yapmış olduğu mesleğinin sorumluluğunu bildiği için de kamunun haber alma hakkını gözeterek hiçbir şekilde geri adım atmaz, atmayacak da. Bu insanları düşman hukuku gözeterek bu şekilde adaletsizlikle boğarak bir şeyler yapmaya çalışanlar artık bunu görmeleri gerekiyor. 21 yıldır zaten yapıyorlar bunu. 21 yıldır gazetecileri davalarla, cezaeviyle onunla bununla uslandırmaya çalışıyorlar. Merdan Yanardağ şu anda cezaevinde. Tele1 hala mücadele ediyor. Tele1 hala gerçekleri anlatıyor. Barış Pehlivan cezaevine gidecek 8 ay sonra Halk TV gerçekleri anlatıyor. KRT, Sözcü, oradaki meslektaşlarımız aynen anlatmaya devam edecekler. Tele1 ve diğer bütün medya sektöründe çalışan arkadaşlarımızın hepsi elinden geldiğince bunu yapacak. Ama bu düzen daha nereye kadar gidecek? Kaç gazeteci daha tutuklanacak? Bu baskı iklimini daha ne kadar ilerletecekler? İşte bunun için de bence bu da bizim öz eleştirimiz olsun. Bütün meslektaşlarımızın ortak olarak, tek bir vücut olarak aynı sesi seslendirmesi gerekiyor. Dayanışma içerisinde olmak çok önemli. Peki var mı? Şu an yok. Evet. Şimdi incir dalından dal incirinden vazgeçmez. Barış yine mürekkebinin aktığı yere düştü ve bir gün o güneşe incir ağaçlarının arasından mutlaka bakacağız.
diye de bitirmiş Barış Terkoğlu yazısını. Bir de yönetmenimden rica edeyim, Kırmızı Kedi Kitabevi'nin kurucusu Haluk Hepko'nun bir paylaşımı vardı. Burada da çünkü altını çizmek istediğim bir nokta var. Şöyle diyor Haluk Hepkon, sızıntı, mahrem, metastaz, cendere ve sese. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun Kırmızı Kedi'de şimdiye kadar 5 kitabı yayınlandı. Bunun bir bedeli olacaktı tabii ki. Pehlivan yakında 5. kez hapse giriyor. Yani kitap başına bir kere hapis. Evet. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Evet. Çok trajik bir durum değil mi? Ya düşünsenize, bakın mesela Barışlar tam da seçimden önce kitapları çıktı. Ve ya, kitabın içeriğinde bulunan insanlar iktidarda en güçlü döneminde olan insanlar. Ve bundan seçimin sonucu ne olur ne olmaz umursamadan halkı bilgilendirmek amacıyla yazmış oldukları belgeye dayalı bilgiler. Bir gazetecinin de yapması gerekenleri yapıyorlar. Ama mesela bu kitap, yazdığı kitapların içerisinde yer alan bilgilerden rahatsız olanlar bu yalan, hayır böyle bir şey yok diye çıkıp açıklama yapmaları gerekirken ya da iftira nedeniyle dava açması gerekirken ne yapıyorlar? Hakaret davası açıyorlar. Hakaret davası açarak işte ben şundan incindim. Bundan dolayı ben kendimi örselenmiş hissediyorum diye dava açıyorlar. Neticede dava açılıyor. Bizim bütün gazetecilerin hepsinin yargılandığı davalar var. Yüzlerce davadan yargılanıyoruz. Yargılanalım da. Gazeteci yargılanmaz diye bir şey yok. Yargılanacak tabii ki. Biz hakaret etmeyiz, kimseye bir şey söylemeyiz. Belgeyle koyarız. Ama adaletin geldiği noktadaysa ortada şöyle bir şey oluyor. Bizler bunları kamu yararı adına yaparken, gazetecilik faaliyeti içerisinde yaparken aynı şekilde siyasi partilerin genel başkanlarına küfreden, onları gazeteciler hedef gösteren, bir takım örgütlerle, illegal örgütlerle bağlantısı varmış gibi gösteren ve kendilerine bir takım sıfatlar takan kişiler ellerini kollarını sallayarak her tarafta geziyorlar. Bu kişiler hakkında biz suç duyurusunda bulunduğumuzda ise fikir özgürlüğü, ifade hürriyeti deniyor. Bize yapılan hakaretler, fikir özgürlüğü, ifade hürriyeti ise bizim hakaret yapmadan yazdığımız yazılar neden aynı şekilde değerlendirmiyor gazetecilik faaliyeti kapsamında? Mesela bu kişinin bir Yargıtay üyesi olması ona bir ayrıcalık mı tanıyor? Yani kanunlarda Yargıtay üyesi şikayetçi olduğu zaman hemen işleme alınır ve karşı taraf cezalandırılır diye bir madde mi var? Kanun önünde herkes eşit değil mi? Herkes eşitse herkesin adil şekilde yargılanması gerekiyor. Cumhurbaşkanından en vatandaşın, normal sıradan bir vatandaşın da eşit haklara sahip olması gerekmiyor mu? Biz demokratik, layık, sosyal hukuk devleti değil miyiz? O zaman bu maddeyi uygulamıyorsak, o zaman iktidarın vermesi gereken ilk baştaki hesaplardan biri adaleti devamlı parti logosunun üstüne koyup partisinin adının içerisinde geçiren bir partinin ilk başta adaleti sağlaması gerekirken bunu yapmıyorsa yargılanması gerekmiyor mu? İşte biz bunları yargılatmak ya da bunların muhasebesini yapmak yerine ne yazık ki meslektaşlarımız cezaevine girdiğinde bu tür yorumlarla bulunuyoruz. Bunu yegane yapacak olan yine muhalefettir. Gazetecinin hakkını savunacak olan da muhalefettir. Toplumun hakkını savunacak olan da muhalefettir. Ve hepimiz hukuku savunmak zorundayız. Hukuku savunarak da bir şekilde direnç elde etmeliyiz. Ama gelişen süreçte bu ekonomik kriz daha da büyüdüğü zaman bunu değiştirebilecek ve toplumun tartışmasını sağlayabilecek boş konular gerekiyorsa... Evet. Bir takım insanlar hedef alınarak ne yazık ki ilerleyen günlerde başka kişiler de bu tür muameleye maruz kalacak diye düşünüyorum. Kalacak. Ortada çok soru var ama o soruların tabii hepsi yanıtsız bir anlamda. Şimdi bu kitabı değerli izleyicilerim şöyle de göstermek istiyorum. Aslında tüm bu anlattıklarımızı özetleyen ve yaklaşık 20 yıllık bir dönemin yağma dosyasını açan bir kitap. Gazeteci Murat Arel'in, okuru bol olsun, gerçi çıkalı zaman oldu ama bugün yayın yapabildik. Tekrar hayırlı olsun, okurumuz bol olsun. Bu kitabı önce çok kısaca bir tanıtım videosu vardı. Yönetmenimden rica edelim ekranlara getirsin. Sonra bu kitabı anlatır mısınız bize? Memnuniyetle. Yaşadığımız her şeyin bir anlamda özeti var zira bu kitabın içerisinde. Evet, Kırmızı Kedi Kitabevi'nden çıkan işte bu yağma kitabını konuşacağız. Cem Karaca'yı da rahmetli anmak isteriz. Evet. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, öyle şartlarda yaşıyoruz ki, yaşadığımız her şeyi çok çabuk da unutuyoruz. Ama bu unutkanlıklarımız bizi sırtımızda çok büyük acı bırakarak devam ediyor. İlerleyen yıllarda bunları tekrar hatırladığımızda ise vay be diyoruz ama biz o vay beleri unutulmasın diye yazıyoruz. Beni en çok etkileyen şeylerden birisi şuydu. Konya'nın
Ereğli ilçesinde Maviş Eşme'nin 40 günlük çocuğu vefat etti. 40 günlük. Maviş Eşme Konya'ya havuç toplamak için gidiyor. Yemyesi de iki, o zamanki paraya göre 10 lira 15 lira gibi bir parayla. Gittiği yerde çok kar olduğu için ne yazık ki toplayamıyorlar. Orada mecbur bir yere sığınıyor. Virane bir yer. Kapısında, penceresinde cam yok. Poşetle kapatıyor. 40 günlük de bebeği var. Isıtmaya çalışıyor evi, başaramıyor. Sabah kalktığı zaman bebeği vefat etmiş. Soğuktan ve açlıktan ölmüş bebeği. Maviş Eşme'nin çocuğunun hakkını bu ülkede yiyen her kim varsa onun peşine düşmek vatandaşlık görevidir. İşte o çocuğun hakkını yiyen insanların kitabı bu. Bu ülkenin kamu kaynaklarının nasıl yağmalandı? Bu ülkedeki var olan zenginliklerimizin kimler tarafından, gözü doymaz aç gözlüler tarafından nasıl parça parça kendilerine hak görüldüğünün kitabı bu. Neyi anlatmaya çalıştım? Biz aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşlar olarak zengin birer kişi olabilirdik. Zenginlikten kastım maddi olarak değil, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen, kimseye muhtaç olmayan insanlar. Bunu yapabilmek için kaynağımız var. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız çok zengin bizim. Ama gözü doymayan bir kesim var. Ve bu gözü doymayan, asla da doymayacak olan, asla yeter demeyecek olan kesim sayesinde biz farklı zararat içerisindeyiz. Fakiriz. Bu insanlar neler yapıyorlar? Bakın mesela iktidar kendi hegemonyasını devam ettirebilmek için yoksul toplum ister, yoksul bireyler ister. O yoksul bireylere yaptığı yardımlarla kendisinden verilen bir paraymış gibi gösterir ve karşısındaki kişiyi de bir şekilde minnet duygusuna hapseder. Bunu yapabilmek için ne yapmış? Ülkemizde aslında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yapmış olduğu çok güzel bir uygulama var. Engelli vatandaşlarımızın yanında engellilere hem maaş veriyoruz hem de engellilere bakanlara maaş veriyoruz. Engelli bireyler için de bununla ilgili dereceleri var ve belirli kıstasları var. Bunları sağlaması gerekiyor. Engelli bireylerle ilgili de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve aynı zamanda onun altındaki kurumlar denetim çalışması yapıyorlar, işte araştırıyorlar filan. Bunlarla ilgili de kaç tane engelli bireyimiz var, kaç kişiye maaş verilecek filan diye çalışmalar yapıyorlar. Tabii denetçiler Sayıştay'da her yıl olduğu gibi devlet kurumlarını bizim adımıza denetlerler. Mecliste sunarlar, meclis adına denetlerler, mecliste bizim adımıza bunları denetler. Buradaki yapılan sonuçta da Sayıştay'a gidip bu engellilerin aldığı maaşları ve hangi sisteme göre dağıtıldığını kontrol etmiş. Bir bakıyor ki Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın herhangi bir verisi yok. Bununla ilgili kime verildi, ne verildi ya da nasıl verildiğiyle ilgili bir geri dönüşüm de yok. Nereden alıyor bunu? Sağlık Bakanlığı Vera sisteminde. Sağlık Bakanlığı sistemine baktığı zamansa raporu dahi olmayan insanlara engelli raporu verildiği ortaya çıkıyor. Ve bunu incelediği zamansa Sayıştay kime ne zaman verilmiş, nasıl verilmiş ve hangi şartlarda verildiğine baktığı zamansa ihtiyacı olmayan, engelli dahi olmayan 130 bin kişi maaş almış. 130 bin. Devletin kaynakları. Devletin kaynakları. Şimdi bakın. Ya, kimin parası? Senin, benim param, bizim paramız, halkın parası. Şu ne kadar biliyor musun? Şu an Yanarşe teyzenin, Mehmet amcanın parası. 675 milyon. O zamanın parası. 675 milyon TL para aktarılmış. Şimdi 675 milyon TL para aktarıldığı zaman bu ortaya çıktıysa devletin kurumlarının ne yapması gerekiyor? Tahsil etmesi gerekiyor. Ama tahsil ederse ne olacak? 130 bin tane seçmenin iradesini kaybedecek. Devletimiz ne yapıyor? Bize sormadan bizim paramızı almıyorum, tamam boş verin diyor. Siliyor, unutuyor. Şimdi hukuk, adalet ve eşitlik. Bunların hiçbirini yapmadığınız zaman bu insana siz neyi aşılıyorsunuz? Problem değil. Sen bize oy ver, biz seni her türlü yaşatacağız haberini veriyorsun. Dolayısıyla o vatandaş ne yapıyor? Bedavadan yaşamaya alışıyor. Verilmesin değil, verilsin. Ama bu hakkıyla verilsin. Mesela bununla ilgili çiftçilerimize destekler açıklanıyor. En yüksek mertebeden verilmesi gerekiyor. Desteklenip bununla ilgili üretim politikasının da desteklenmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki bunu kötü amaçla kullanıyorlar. Bunun gibi denetimlerin çok sık yapılması gerekiyor. Bu sadece bir örnek. Bu sadece bir örnek. Bu kitapta pek çok örnek var, pek çok başlık var. Kısaca birkaç başlığı bize sayarsanız. Ticaret Bakanlığı'nı anlatayım size. Ticaret Bakanlığı. Artık noktalayacağız çünkü yavaş yavaş. Bu tamam, olur. O zaman son bunu anlatayım. Evet. Ticaret Bakanlığı, yıllardır soruyorum çünkü cevabını alamıyorum. Ticaret Bakanlığı, gümrük kapısındaki işletmelerle ilgili Odalar Borsalar Birliği'nin iştirakiyle bir anlaşma yapıyor ve diyor ki burayı yapın ama işletin.
İşletmeye açılıyor. Orada kantar geliri var. %25 devlet buradan alır diyor sözleşmeye göre. Bu özel şirket. Bakanlıkla anlaşma yapıyor. %25 kasasında kalması gerekiyor ya. Birikiyor para 80 milyon TL oluyor. Bakanlığın hesabını aktarması gerekirken özel banka hesabını aktarıyor. Bakanlığa diyor ki aktarayım diyor. Hayır bekleyeceksin diyor. Hesap dönemi geldiği zamansa paranın nereye gittiği ortaya çıkıyor biliyor musunuz? İhale yasasından kaçabilmek için 4734 sayılı ihale kanunundan firmaya diyor ki ben de konferans yapacağım buraya 2 milyon lira gönder. Ben şunu yapacağım buraya 3 milyon lira gönder. 78 tane araba alacağım diyor. Bunların parasını öde diyor. Ve böyle özel şirketin hesabında bulunan özel bankadaki parayı sanki bir bütçesiymiş gibi kullanıyor ve devlete gelmesini engelliyor. Arabalar nerede? Arabalar yok. Kime nereye gitti belli değil. Soruyorsunuz cevap alamıyorsunuz. Peki diğer yapılan organizasyonların etkinliklerin görselleri var mı? Onlar da yok. Peki para nerede? Para da yok. Ve bununla ilgili hesap veren var mı? Hesap veren de yok. İşte hesap verilsin diye bu kitabı yazıyoruz biz. Ama bu kitabın içerisinde yer alan tüm tespitlerin hepsi Sayıştay'ı tespit edip ince nokta aralarında geçirdiği, onu araştırıp bulup tüm yönleriyle yazdığımız bir eser haline geldi. İşte umarım vatandaşların hakkında korumuş oluruz böyle. Çok dikkatli okunması gereken bir kitap. Tekrar kaleminize sağlık, emeğinize sağlık diyelim. Evet, gazeteci Murat Arel ile birlikteydik. Değerli izleyiciler, biz şimdi yayını tamamladıktan sonra Merdan Yanardağ 37 gündür cezaevinde dedik. Gözaltında olduğu süreyi de düşündüğümüzde yaklaşık 39 gündür odası boş. Yani Tele1'deki odası boş. İşte o odada Murat Arel dayanışma adına Merdan Yanardağ'ın kitaplarını imzalayacak. Burada da gördüğünüz bu kitapları imzalayacak. Sizler için tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür hem dayanışmanız ederim. İçin hem de konuğumuz olduğunuz için. Bunun teşekküre gerek yok. Biz hep birlikte omuz omuza mücadele etmek zorundayız. Teşekkürler diyelim. Hızla noktayı koyalım. Yarın saat 11'de buluşacağız yine.